Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk kardal sarısı yazmamın kenarında sizinle güzel sıralı bir örnek paylaşacağım. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstermek istiyorum size. Ee, Youtube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığında benim burada yaptığım tığlamamla ilgili bütün detaylarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. Ee, yazmamın kendi zeminiyle aynı renkte olan ipim Altın Başak marka 413 numara sarı. Ve koyu bir yeşil tercih ettim ben. Sarının yanında daha güzel kendini fark ettirsin diye. Bu ipim de yine altın başak marka. 4 numara yeşil. kullandığım tığımı da gösterip örneğime başlamak istiyorum arkadaşlar. Kullandığım tığım da her zaman tercih ettiğim 22 numara tığım. Hemen oyama başlamak istiyorum. Oyam sıralı bir örnek. Alt sırayı yeşil, üst kısmını sarıyla devam edeceğim. Ben önce ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Burada bir defa doladım. Geldim. Şöyle tığ battımı da yakından gösterme fırsatımız olsun. Geldim. Tığ altından giriyorum. ikişer, ikişer çıktım. Bir trabzan yaptım bu şekilde. Üstüne bir iki zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. Bir sonrakinden giriyorum. Şöyle 3 tane kutucuk yapacağım arkadaşlar. 3 tane kutucuk yaptıktan sonra çiçek yuvası hazırlayacağım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Burada 3 tane kutum hazır oldu. Şimdi burada 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Geriden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 5. zincirimi sık iğne ile girdim. Üstte küçük bir yuva kaldı. Şöyle göstereyim. Aşağıya doğru da tekrar yapacağım arkadaşlar. Biraz düzensiz geldi. 1, 2, 3, 4, 5. den giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Geri kalan zincirimin önünden girerek yapacağım. İkinci sık iğnem olmuş oldu. Bir tanesi zincirin içinde. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü. Beşinci sık iğnem. Beş tane sık iğnemi yaptım. Aşağıdaki trabzanın önünden de kirpik düğümler gibi giriyorum. 6. sık iğnemi yapıyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Yine bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde. Yine 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ girdim. 2 kutucuk oldu şu anda. 3 yapınca yine çiçek yuvası yapacağım. 2 zincir çektim. Bir kere doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Üçüncü kutumu da yapmış oldum böylece. Şimdi burada yine az önce yaptığım gibi 10 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Geriden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5. zincirimden giriyorum. Bu şekilde düğümledim sık iğne ile. Bu şimdi benim birinci sık iğnem olmuş oldu. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, beş tane sık iğne oldu. Altıncıyı Aşağıdaki trabzanımın önünden kirpik gibi düğümlüyorum. Üstüne iki tane zincir çektim. Yine bir kez doladım. Bir sonraki tığ girdim. Yine iki zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. İki zincir çektim. Bir doladım. Sıradaki tığ batıdan girdim. İkişer, ikişer çıktım. Üç tane kutucuğum oldu. Tekrar aynı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 şinciden giriyorum. İpim rengi çok koyu geldi. Akşam çektiğim için videolarım genellikle bu ip çok karanlık geldi. Sık iğnemi 5'e tamamlıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. iğneye alttaki trabzanımın önünden kirpik düğümler gibi yapıyorum. Üstüne 2 tane zincirimi çektim. Bir kez doluyorum sıradaki tığ battıdan. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum sıradaki tığ battıdan girdim. 2 i̇ki, iki çıkıp trabzanımı yaptım. 3 tane kutucuk oluştuktan sonra en son yaptığım çiçek yuvasından itibaren yine bir çiçek yuvası daha yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 zincir. Geriye doğru 1 2 3 4 5 5'ten giriyorum. Sık iğne ile üstte bir yuva oldu. Buraya çiçeğimi yapacağım. Aşağıya doğru da ikinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Bu şekilde alttaki trabzanın önünden de altıncıyı yaptım. Üstüne bir, iki tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi 3-4 tane yaptık. 3-4 defa tekrarladık. Ben yanına birkaç tane daha yapayım. Üst kısmının yapılışıyla o zaman devam edelim. Üstü yapıldığında değişik bir örnek oluyor. Bence hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Özellikle sıralı oy sevenler benim gibi e, beğenecek diye düşündüğüm bir oy oldu. Hemen biraz arttırayım ben. Devam edelim birlikte. Ben çimenimi örneğin biraz gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi sarı renkle üst kısmının yapılışına başlayacağım. Yine ilmeğimi oluşturuyorum sarı rengimle ilmeğimi oluşturdum bir defa doluyorum tığıma geldim e, ilk çimenimin başladığı noktada üç tane boşluk bırakarak başlamıştım üç boşluktan ortadakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım yine bir defa doladım yine önce bir sonra iki sonra iki çıktım yine bir kez doluyorum önce bir sonra iki sonra 2 üç oldu son defa Yine bir kere doladım. Aynı trabzan düzeniyle çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Oluşan bölümü. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki tepeden sık iğne ile tutturuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. E, fıstık yapacağız bu tepe noktası için. İlk ilmeğimi küçük tutuyorum. 15 ilmek atacağım üçüncü tığımda kalan zincirden kalan ilmeği de sayıyorum dördüncü altından girdim içinden geçtim beşinci altıncı yedinci sekizinci dokuz on on bir on iki on üç on dört 15 hepsini birden topladım, düğümledim. Aynı yere tekrar tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bu sefer ikinci boşluğumun ortada kalan kutusuna geliyorum. 1 2 2 çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Yine bir doladım. 1 2 2 bir doladım. 1 2 2 şöyle göstereyim oluşan bölüm arkadaşlar. Bu şekilde ilk parçası oluştu. Devam ediyorum. Yine 4 zincirle 1 2 3 4 zincir geldim diğer tepeme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. İkinci, üçüncü, on beş katacağım atacağım. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir, on iki, on üç, on dört, 15. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Yine aynı yerden tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum üstüne. Yine bir kez doladım. Yine sıradaki boşluğun ortadakine 1, 2, 2 çıkarak trabzan yapıyorum. Yine bir defa doladım. 1, 2, 2 çıkıyorum. Aynı yuvadayım. Yine bir kere doladım. şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yine. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Sonrasını ben hızlandıracağım. Anlaşılmıştır inşallah diye düşünüyorum. Çiçek yuvasından sık iğne ile tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. ikinci ilmeğin birincisi zincirden geliyordu. Fıstık yapıyoruz. Üçüncü, <laughs> 4.' 5.' 6.' 7.' 8.' 9.' 10.' 11.' 12.' 13. 14. 15. hepsini birden topladım. Düğümledim. Aynı yerden tekrar tutturuyorum Yine 1 2 3 4 zincirle devam ediyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir şekilde bunu tamamlayıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Ben oyamın kalan kısmını tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde sıralı oyamız tamamlanıyor. Oldukça güzel bir örnek. Hanımların sevdiği sıralı oyalardan bir tanesi bu olsun. Ve inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videomu be videomu da beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma hala abone olmamışsanız eğer ee, abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hem bu örneğimin hem de şimdiye kadar videosunu paylaştığım bütün oyalarımı yakın plan fotoğrafları için beni Instagram'da oyanım sayfamdan da takip edebilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum oyamı. mı? E, şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Benim gibi sıralı oya seviyorsanız eğer bu örneği kaçırmayın derim ben. E, sarıyla da sarı ve yeşille de kendini güzel gösterdiğini düşünüyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Herkes yapsın. İnşallah güzel günlerde sağlıkla kullansın.